konuşması gerekiyor. Son günlerde partimizin siyaset akademilerini hedef tahtasına oturtmuş durumdalar. Açıkça şunu görüyorlar. Bu halk kendi eğitimini yapan bir halk hareketi olarak kendisine her zaman donatan, eğiten bir halk olarak hiçbir zaman siyasi hareketi kadro sıkıntısı çekmiyor. Onun için siyaset akademilerine yöneldiler. Eğitim yapmayın, bilinçlenmeyin, nasıl mücadele edeceğinize karar vermeyin, bunları tartışmayın bize diyorlar. Onun için biz bundan sonra bu operasyonlara karşı en güçlü yanıtı partimizin siyaset akademilerinde çok daha güçlü eğitim devreleri organize ederek güçlü bir siyasal geleneğin temsilcileri olarak kendimizi geleceğe taşıyacağız. Bu akıl, bu mantık baskıyla, operasyonla, gözaltıyla bizi sindireceğini zanneden mantığın bilmediği bir şey var. Biz 10 kişinin, 100 kişinin, 1000 kişinin bir araya geldiği bir kadro hareketi değiliz. Biz bir halkın özgürlük ve barış davasının temsil edildiği büyük bir misyonu üstlenmiş bir halk hareketinin partisiyiz. Binlerce arkadaşımızı cezaevine tıktınız ama bugün partimiz, örgütümüz her zamankinden daha güçlüdür, daha çok çalışıyor, daha çok üretiyor. Bundan sonra da böyle olacak. Tüm kongrelerimizde görüyoruz ki halkımız büyük bir istekle, büyük bir inanç ve kararlılıkla partimiz etrafında kenetleniyor, örgütleniyor, yönetime talip oluyor. Bundan sonra da böyle olacaktır. Halkı aldatmak böyle olur. Bu paraları topladılar. Kürt coğrafyasına bunlar bomba olarak yağdı, bunlar mermi olarak yağdı, bunlar mayın olarak döşendi. Şimdi sivil siyasal alanda bunun hesabını soracak bizlerden başka, bu bildiğiniz sosyalist örgütlerden, emek örgütlenmelerinden, DTK'dan, BDP'den başka bunun hesabını soracak hiç kimse yok. Onun için bu alanların hepsine operasyon düzenleniyor. Yapılmakta olan budur. Bu zulüm ve bezirganlık saltanatını kimse sorgulamasın diyedir. Ama sanırım geçirdiğimiz kısa bir meclis deneyimi bizim bu işin nasıl takipçisi olacağımızı bütün Türkiye halklarına göstermiştir. Bütün emekçilere, mağdurlara, mazlumlara, din ve vicdan hürriyetini savunanlara, Alevilere, Ermenilere, Süryanilere, herkese göstermiştir. Bırakın onu, bunu en başta AKP'li, CHP'li, MHP'li vekillere göstermiştir. Genel başkanları kurulda olmadığı zaman yanımıza gelip ya ne iyi ettiniz diyenlerle dolu bu saydığım partilerden. Niye? İradeleri yok. Niye? Halkla temasları yok. Niye? Bir hakikatleri yok. Orada biz 29 kişiyiz, onlar 3 kişiler. 3 tane genel başkan. Geri kalan herkesin dili lal, geri kalan herkes mevzuların cahili, geri kalan herkes dut yemiş bülbül.